Merhaba arkadaşlar, Hertelden TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fellah köftesi yapacağız. Yapılışına geçmeden önce şöyle biraz bahsetmek istiyorum size bu köfteden. Fellah köftesi yörelere göre çeşitli isimler alıyor arkadaşlar. Malatya tarafında yapıldığı gibi aynı zamanda Antakya, Adana yöresi birçok yerde yapılan bir ürün aslında. Ve bulgurun alabileceği en güzel lezzeti alıyor diyebiliriz bu yemek. Beğeneceğinizi umuyorum. Daha önceden bilmiyorsanız, biliyorsanız da bir de benim yöntemimle denemenizi tavsiye ederim. Yörelere göre isimleri değiştiği gibi ufak farklılıklar da oluyor arkadaşlar. Bazı yerlerde irmik kullanılmıyor, sadece un ve bulgur kullanılıyor. Bazı yerde içerisine irmik de katılıyor. İsmi de değişiyor. Fellah köfte değil her yerde. Bazı yöreler Kürt köftesi diyor. Mesela sarımsaklı köfte diyen var, irmik köftesi diyen var, çingene köftesi diyen var. Yani aslında tadından ödün vermeyen ama isim ve yöre konusunda bir yer edinememiş yemek diyebiliriz. Yani size katiyen şu yöreye ait, ismi de kesinlikle esasen bu diyemiyorum bu yemekle ilgili. Ama ben fellah köftesini kullanmayı tercih ediyorum. Yapacağım bu yöntemim daha çok Antakya yöresinin fellah köftesi tarifi olacak. Deneyin. Beğeneceksiniz. Beğeneceğinize inanıyorum. Şimdi bunun için arkadaşlar ihtiyacımız olan malzemeler 2 su bardağı ince bulgur. Buradaki kullandığımız bulgur pilavlık bulgur değil arkadaşlar. Köftelik bulgur. Yani ortalama bir aile için, işte 4 kişilik bir aile için 2 bardak bulgur yeterli. Fakat size şöyle de bir ipucu vereyim. Ben bunu hazırlayıp buzluğa da koyuyorum arkadaşlar. Çok rahat oluyor, pratik oluyor. Çıkarıp rahatça hemen kaynar suya atabiliyorsunuz ve çalışan bayanlar için özellikle pratik bir yemek haline geliyor. Sadece yemek de değil, bu yemeklerin yanında garnitür olarak, yani böyle yan bir yemek olarak da kullanabileceğiniz gibi ana yemek olarak da gayet güzel bir şekilde tüketebilirsiniz. Hatta ve hatta misafirlerinize de böyle 5 çaylarında ikram edebilirsiniz. Yani bayağı işlevsel bir yemek aslında bu. Ben 2 bardak yapmayacağım. Size böyle sabit böyle bir ölçü veriyorum. Hani ortalama bir aileye ne kadar gerekli diye. Ama ben ölçümü 2 katına çıkaracağım arkadaşlar. Dediğim gibi yarısını bugün yemekte tüketeceğiz. Yarısını ise buzluğa koyacağım. Yapmışken fazla yapmayı tercih ediyorum. Hem de buzluğa koyulabilme püf noktasını da sizinle paylaşmak istedim. O nedenle bardak irmik kullanıyorum. Çok özür dilerim. Bulgur kullanıyorum. Ama içerisinde irmik de var. Onu daha sonra ilave edeceğiz. Malzemeleri aşama aşama vereceğim. Şimdi 4 bardak bulgur için, ince bulgur için, dikkat edin buraya, ihtiyacım olan 4 bardakta kaynamış su arkadaşlar. Siz de kalabalık bir aileyseniz veya buzluğa koyma gibi bir fikriniz varsa bu ölçüyü kullanabilirsiniz. Evet. 4 bardak suyumuzu, kaynamış suyumuzu da ilave ettikten sonra ağzını kapatıyoruz arkadaşlar ve bir 10 dakika kadar, fazlaya gerek yok, 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Arkadaşlar 10 dakika beklettikten sonra bulgurumuz kabardı. Şimdi onun içerisine dediğim gibi 2 katı kullanıyorum. Ölçülerimin hepsi 2 katı. Bulgurum da 4 su bardağıydı. O şekilde ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi 2 katını kullandığım için malzemelerimin, dolayısıyla içerisine 2 yumurta kıracağım. Bir 2 soğan rendesi var içerisinde. Soğanın ince, rendenin ince tarafıyla rendeleyin lütfen soğanı da. Unum var arkadaşlar. Unum da 6 yemek kaşığı var burada. Tuzum var. Karabiber. Kimyon kullanacağım. Başka şöyle de bir
Domates salçam var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı. Ve kıvam vermek için de su ilave edeceğim. Buradaki malzemelerin hepsini bulgurumun içerisine ekleyeceğim. Ve irmiğim var. İrmiğimi unutmayayım. 2 su bardağı koyacağım arkadaşlar irmiği de. Ve buradaki malzemelerin hepsini bir güzel birbirleriyle iyice kaynaşana kadar yoğurup güzel bir hamur elde edeceğim. Arkadaşlar 5 dakika yoğurduktan sonra hamurumuzun aldığı kıvam bu olacak. Yarım bardak kadar su koydum içerisine kıvamını ayarlamak için. Şimdi şöyle bir tepsinizi unlayın. Ondan sonra fındık büyüklüğünde elimizi bazen sudan destek alarak ıslatacağız. Fındık büyüklüğünde yuvarlaklar yapacağız. Fındık büyüklüğünde yuvarlakları benim şöyle kurabiye yapımında kullandığım marzipan setimin bir parçası var. Tam böyle aslında normalde fındık büyüklüğünde yuvarlak yapıp serçe parmağınızla ortasına böyle batırıyorsunuz hafiften. Ama benim böyle bir alet olduğu için elimde daha pratik olması için bunu kullanacağım ben. Şöyle yuvarlıyoruz. Şöyle. Budur arkadaşlar. Böyle bu şekilde devam edeceğim. Fellah köftelerimizi hazırladık. Şekillerini bu şekilde verdim arkadaşlar. Şöyle 2 tepsi çıktı. Benim kullandığım ölçünün yarısından. Yani aslında siz benim uyguladığım ölçünün yarısını uygularsanız tam aşağı yukarı bu kadar köfte alacaksınız. Benim bir bu kadar daha karışımım var. Onunla dediğim gibi buzluğa hazır olsun diye koymak için yapacağım daha sonra. Ama şimdi yemek olarak yapacağımdan ötürü öbürünü kenarıya bıraktım. Bir tarafa kaynaması için suyumuzu koymuşken arkadaşlar şimdi sosunu hazırlıyoruz. Sos için ihtiyacımız olan malzemeler 1 su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası. Biber salçası burada önemli. Yemeğin en büyük özelliklerinden birisi zaten. 2 diş ezilmiş sarımsak arkadaşlar. Tabii ki tuz, karabiber ve servis esnasında da ince kıyılmış maydanoz tercihe göre kullanabilirsiniz. Sosumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Bu şekilde derin bir tavada yapmayı tercih ederseniz haşlandıktan sonra köftelerinizi de aynı tavada çok rahat bir şekilde harmanlayabilirsiniz. Tüm malzemelerimi ekledim. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar su da kaynadı. Şimdi içerisine dikkatli bir şekilde köftelerimi atıyorum ve 15 dakika kadar haşlıyorum. Bu kaynamakta olan sosumuzun içerisine süzgeç yardımıyla köftelerimizi bırakacağız arkadaşlar. Derin bir tavayı bu yüzden tercih ediyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde derin tavada karıştırdıktan sonra şimdi servis tabağıma alıyorum. Fellah köftemiz servisi hazır. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Afiyet olsun.